الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Evet, konu neydi Resul? İkinci sır. Ne? İkinci sır. Ha, ikinci sır. İkinci sır ama... Onunla birlikte senin vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyet bunlara çalıştım işte. Ha, tamam. Bunlar işledi hadi. Şimdi ben de telefonumu kapatayım. Tamam. Şimdi seni dinliyorum. Buraya direkt onlara mı gitsin ama biz? Çünkü ikinci sırda bir sözler. Kaçıncı sözdü? Birinci söz. Evet, dokuzuncu söz. Bak şimdi. Kardeş, ezber yapmak istemiyoruz, tamam mı? Yani belki de bin defa okumuşuz veya dinlemişiz. Çözmüş değiliz ama. Değil mi? Öyle mi değil? Evet. Niçin? Çünkü mesela ikinci sır diyor. Sır bilmeden nasıl gireceksin? Sır demiş. İlk ders sırrı yaptık. Tamam. Peki ne işimize yarayacak? O mevzuyu, yani kamerayı kafaya takmayacaksınız, tamam mı Yusuf öyle sen? Yani rahat olun, onlar mecbur değilsiniz. Zaten çoğusunu siliyoruz. Bir kısmı hiç yayınlanmıyor. Onun rahat olun yani. En azından siz bir daha dinleme şansınız olur. Onun için. Şimdi şu, sırrı bilmeden için nasıl bileceğim? Diyor ki bak mesela, 11. hakikat, Bab-ı İnsaniye. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Ha dedim ki bununla açılım olacak. Şimdi Bab-ı İnsaniyet. Bu akşam rüya gördüm bu manada da. Akşam. Rüya gibi bir şey yani. Ya vücut giydi, hayat girdi, insaniyet giydi var ya. Bu giyiyoruz ya elbise. Onu birisine sordum. Ne demek giymek dedim. Çok ilginç ama. Yani insan vücut giydi, hayatı girdi, insan sana vereceğim bu mukaddemeye. Vücut giydirilmiş, hayat giydirilmiş, insaniyet giydirilmiş, İslamiyet giydirilmiş, İslamiyet'i de sordum. İman giydirilmiş, marifet giydirilmiş, muhabbet giydirilmiş. Asıl imam olma noktasında, geçmiş kavimlerin pisliklerini tamir etmeyle yetkili olduğundan ilmi Kur'an'ı ve hikmeti imani verilmiş. Bana dedi ki, bak dedi giydirmek şöyle, mesela bir gadap veya bir şehvet veya bir öfke veya bir mana veya bir tefekkür seni sarmaladığı zaman, içine balon gibi giydiğin zaman o oluyorsun. Böyle bir şey işte. Giymek. İslamiyeti dedi, İslamiyet medeniyeti kübra olan yani içtimaiyatın bütünlüğüdür. Din hayatın hayatı hem nuru hem esas. Yani hayatı yorumlama özelliğin dedi. Yani üçü aynıdır. Şeceri, kainat, Kur'an, insan. Hakikatleri aynı, suretleri farklı. Tamam. Kainat, büyük Kur'an. Kur'an-ı Kebir-i kainat. İnsan, küçük kainat. Kainat, büyük insan. Üçü aynı. Şu zaman nedir? Ben de merak ettim. İslamiyet. Herkeste yok ki. Var yani. Bir ümmeti dave, ümmeti icabe. Yani biz icabe. Bu beşeri münasebet ve hayat içtimaiyenin bütünselliğini yorumlamak İslamiyet'i giy. Yani kısacası giymek demek onun içine girmek. Yani o halette girmek. Şimdi sır. Tamam sırı biz geçen aşağı yaptık. Şimdi ikinci sırı okumak için, anlamak için vahdet, vahdaniyet, vahidiyet, ehad, ehadiyet, samediyet. Bunları bir çalıştırmıştık, tamam mı? Şimdi seni dinliyorum. Hiç buna girmiyoruz. O tabirlere gireceğiz. Sonra kavramları çözdükten sonra, kavramı çözmemişiz. Odanın içiyle meşgulüz. Daha kapı kilidi yok daha. Kapı, kilit, kapı anahtar, içindeki hazine. Anahtar, kilit, karpuz. Ne alakası var değil mi? Hı. Şimdi sen bundan sonra sana ait ve tahta sana ait. Yazacaksın. Ve tam ben yazarım sen söyle. Yani buraya girmeden önce bu söylediğin hakikatler, vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyet, hatem, turra, mühür. Bunlar bir tevhidin bayrakları hükmünde ama.
bayrakları. Yani tevhid-i ilahinin bir bayrakları hükmünde. Hani diyor ya Haşr Risalesi'nin başında. Şimdi diyor İslam yazılarını okuyamıyorsun, bilenden sormuyorsun. İnsan bunları ne kadar kendi aleminde çözebilirse kainatı, mevcuda ve kendine bakış gözlüğü daha da tevhide hakikiye ve imana tahkikiye yaklaştırıyor. Güzel. Bu tabirleri çözersin. Bu tabirleri abi. Güzel. Hep ehadiyet sırrıyla bakmak ve kainata. Ehadiyet sırrıyla. Evet. Ben vahdaniyetten gireceğim abi. Vahdaniyet. Direkt yani. Vahdette değil de vahdaniyet. Tamam. Evet abi. Böyle sıralamışım da burada. Tamam abi. Vahdaniyet diyor. Kainatın heyeti mecmuasındaki tezahür eden haşmet-i rububiyet. Kainatın heyeti mecmuasındaki tezahür eden haşmet-i rububiyet. Vahdaniyeti ilahi gösterdiği gibi diyor. Bu vahdaniyet ilahi. Vahdaniyeti ilahi gösteriyor bu. Kainatın heyeti mecmuasındaki tezahür-i rububiyet vahdaniyeti ilahi gösteriyor. Bu mektuba 234'te geçiyor abi. Ben hemen şey yapayım o neresidir diye. Ben gene seni şey yapacağım, hiç kesmeyeceğim inşallah. Çünkü bugün hepsini dinleyeceğim. Bak, vahdaniyet değil mi abi? Evet abi, kainatın heyeti mecmuasında. Ben sana katibin olacağım, tamam mı abi? Şimdi kainatı bir görmek istiyoruz. Kainat. Ben böyle şey yapayım ondan sonra Allah'ın izniyle. Ne yaptın bizim kalemleri? Bak. Bir de zat-ı sıfatlarındandır abi vahdaniyetinde. Öyle mi? Tam onu konuşacağız. Zatiye. Ben bir kainatı göreyim diye. Şu natı zatiye. Ben sana yardım edeceğim bu konuda zatiye. Sıfat. Esma. Tamam mı? Ana temalar yani. Hepsi değil. Şey nerede? Tam olacak. Bir defa bunu çizeceğiz. Ondan sonra da bununla işimiz olmayacak. Şu. Mana, nur. Tamam abi. Şurası Arş-ı Azam. Okunanı göreceksiniz gözünüzde. Tamam abi. Lef-i Mahfuz. Arş. Cennet. Cehennem, daire-i ilim, daire-i hayat, öyle mi abi? Kürs, ondan sonra detay değil, ana. Levhi, ma, ispat, kaf, nun, tezgahı, alemi, berza, bak yedi kat semay yazmıyorum, o kadar ufak, alemi şehadet. Şimdi kainatı koyuyorum. Bunun için yazdım, şunun için yazdım. Şu anda yazacağım için yazdım. Hangisini yapayım? Bak arkadaşlar, şöyle yapayım. Burası çok dönemiş olduğu için. Bu kainat. Hmm.
Emre gözüküyor mu size? Gözüküyor. Tamam mı abi? Bak şurası da karışmasın diye şeceri-i şefkat. Sen okuduğunu biz buraya bakacağız. Tamam mı? Şimdi sen dedin ki vahdaniyet kainat simasında, kainatın heyeti mecmuasında. Kainatın heyeti mecmuasında. Heyet-i mecmuasında tezahür eden haşmeti rububiyet vahdaniyeti ilahi gösterdiği gibi diyor. Burada haşmeti rububiyet kainatta haşmeti rububiyet vahdaniyet ilahi gösteriyor. Evet. Vahda niyeti ilahiyeyi gösteriyor. Efendim nerede kaynak? Mektubat 234-235 abi. Mektubat 234-235. 234-235. Şu devamını da okuyayım abi. Oku abi. Vahdaniyet aynı zamanda Allah'ın zatı sıfatıdır. Neyin da, sıfatıdır? Zatı sıfat Allah'ın. O zaman ekliyorum. Bak şimdi kardeş bu çukur. Çok şeyler, arka şeyler söylüyorsun. En zahir manası şu abi. Diyelim ki o ilmihaldeki yeri. Vahdaniyet, birlik, yalnız başı olmamak, benzeri olmamak, çoğalmaktan, parçalamaktan, ayrılmaktan ve eksilmekten beri bulunmak gibi manaları ifade eden bir sıfattır. Ne dedin? Vahdaniyet. Ne dedin? Zat-ı sıfat mı dedin? Evet abi. Zat-ı sıfattan, sıfatlardan. Bu o zaman... Subut-i sıfattan değil. Değil abi. Demek ki... Bu yüzden hiç insanda örnek verecek bir şey bulamadım onda. Öyle mi? O zaman ben buraya bir ayırayım, beraber bir bakalım. Şurada... Başka kalem yok mu abim? Başka çeşit yok mu? Şu var. Şurası... ikiye ayrılıyor. Siyah alayım. Sıfatı zatiye, sıfatı subutiye. O zaman vahdaniyet dediğine göre şuna bakıyor. Öyle mi abi? Evet abi. Şuna bakıyor. Zat-ı sıfatlardanmış. Ne demek? Bir de okur musun lügatı? Lugat okuyayım abi. Bak lugat ne kadar cılız olacak. İlmihal'deki geçen şey abi. Vahdaniyet birlik, yalnız başına olmak, benzeri olmamak, çoğalmaktan, parçalara ayrılmaktan ve eksilmekten beri bulunmak gibi manaları ifade eden bir sıfattır. Sıfattır. Bak burada ne dedi? Bak şuraya gel. Kainatta haşmet rububiyye vahdaniyeti. O zaman rububiyeti bir bakalım. Rububiyet neydi? Şimdi bu manada rububiyet neydi? Arş da bütün esma tecelli ediyor. Evet. Tamam mı? Bütün esma tecelli ederken bütün esma bu tecelli. Bu esmanın bütününü rububiyet. Tamam mı? Bu rububiyet. Bu o zaman bu her bir Allah'ın esmasının bütünlüğü. Bütünlüğü bozmadan. Böyle rububiyetin tecelli etmesi vahdaniyet ilahiymiş. O zaman nedir? Kulazı ve Rabbin nas meliki nas ilahin nas. İlah bu. Bak burada da vahdaniyet ilahi. Vahdaniyet aynı zamanda ilaha bakıyor. Böyle şurayı da okuyayım abi, devamında bir cümle daha var. Onu da oku. Kainattaki unsurları umum mahlukata musahhar etmesi, hizmetkar kılması yine vahdaniyet ilahi gösterir. Bir de oku.
kainattaki unsurları umum mahlukata musahhar etmesi, hizmetkar kılması yine vahdaniyet-i ilahi gösterir. O zaman vahdaniyet sistemin adı mıdır, zatın adı mıdır? Zatın adıdır. Zat-ı sıfat karışık. Sistem onu vahdet demiştir Allah'ın. He, sistem. O zatı o zaman acaba şu unsuru yani kainat dedin ya abi. He. Şu kainattan aşağısına onun unsurları mı mahlukatı musahhar etmesi? Çünkü cennetten bana musahhar, küste bana her bir şey bana musahhar evet. Yani. Etmesi. Zata bakıyormuş. Zatı sıfat yazdık. Zata bakıyor. Şeye bakmıyor. Sistem değil. Değil abi. Sistemin de daha arkada yani. Sistem değil. Sistemi kuran denilebilir abi. Değil. Senin söylediğini yazıyorum. Sistemi kuran. Bu zatı bir sıfat. Kur'an zata bak. Zat. Öyle yazacağız. Tamam mı? Böyle çalışacağız. Hep böyle sizinle böyle çalışmanızı istiyorum. Daha aşağı ineceğimizden bunu bir sileyim. Şurayı. Şeceri filkat. Ondan sonra. Hop hop hop. Niye parçalıyorsun? Ben kısa bir cümlesini almıştım abi bu mektubattan. İstersen ne aldın bir parça daha var. Orayı da okuyayım mı? Vahdaniyet-i alakalı. Oku abi. Senin ne okuyacaksan sana tabiiz. Ben hiç karışmayacağım bugün. Seninkisini yapacağım ben. Kainatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet. Aa, bir dakika. Kainatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet. Buraya bakıyoruz. O çok o koca güneşi şu zemin yüzündeki zihayatlara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak ve koca küreyi zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah ve ateşi her yerde hazır bir aşçı, dost, bulutu, süzgeç ve murdia, dağları, mahzen ve anbar, ve havayı zihayata enfas ve nüfusa elpaze, suyu yeniden hayata girenlere süt emziren, daye ve hayvanata abu hayat veren bir şerbetçi hükmünde getiren rububiyeti ilahiye gayet vazıh bir surette vahdaniyet-i ilahi gösterir. Vahdaniyet-i ilahi. Evet. Vahdaniyeti kullanırken hep bir ilah kullanıyor. O zaman vahdaniyet ilaha bakar bayağı şey oldu. Kulozu ve Rabbin nas ve liki nas ilahin nas. Yani uluhiyet sıfatına yani zat sıfatı. Evet. Tamam peki burada bunu bulduk. Başka geçeceksin şimdi. Kainattaki haşmet-i rububiyet yani Allah'ın rububiyeti neydi? Rablığı her bir esmanın tecellisi, nizamını, bütünlüğünü, birbirinin hukukunu bozmadan zatı işaret eden Rablığın tecellisi. Tezahür bu, tezahür etmesi. Bu vahdaniyet. Sistemin adı değil, zatın adıdır bu. Zata bakıyor. Zat sıfatlar oluyor. Zata bakıyor dedin. Evet. Peki. Vahdaniyetin diyeceğim bu kadar abi. Tamam. Daha da üzerine şey yapmadım çünkü. Şimdi ötekisine şey yapacağız. Şimdi bunu bir çek fotoğrafını şey. Ondan sonra ben sana vereyim istersen. Sen benimkisiyi de çek. Ben sana şey yapayım. Ya bunu çekersin. Al sen çekmeyi biliyorsun değil mi? Al abi. Çek ondan sonra sileceğim. Çık abi. Oradan çık. Tamam. Şimdi oku bakayım ne okuyacaksın. Vahdet'i okuyacağız abi. Vahdet. Şimdi vahdet. Ben hiç şey yapmıyorum ha. Tamam mı? Şimdi vahdet. Katkınız olsa söyleyin abi sizin noktayı nazarınızı söyleyin abi sizin. Yani o zaman ben bakmam lazım, şey okumam lazım. Ben sizi ilk önce şey yapmak istiyorum. Vahdet. Vahdet. Konum başlık bu. En fazla üzerinde durmamız gereken bu abi. Öyle mi? Bunu
olabilir. Ben fazla bunu yazmışım. Yani. Allah Allah. Vahdet. Söyle bakayım. Bakayım ben sana bir farklılık bir şey yapacak mıydım? Hiç dokunmayayım. Çünkü ben buna ait çok ders yaptım. Ben şöyle, farklılıklar alemi bir bütüne getirip bütün olarak işlemesi, misal güneş, hava, toprak, su, alemler. He? Onlara ben de değindim. Tamam, farklılıklar bütün olarak çalışmasına sahip. Yani he. Vahdet-i anifşal sistem birliği, o sistem sayılır mı? Tamam, ben bir şey diyeceğim. Şimdi vahdet konuşuyorsun. Evet, tamam. Vahdet, kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki... Ha, vahdet... Kainat yüzünde... Burası kainat, tamam mı? Şurayı yazalım. Çünkü yani karışmasın, şu kainat. Kainat. Kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet, vahdet sikkesi. Ha, kainatı şurada vahdet sikkesi koymuş. Ha, bir kere vahdet, hemen yaz. Sikke. Vahdet sikkesi koymuştur ki, kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Ha, nedir? Kül. Kül şöyle hükmüne, mi? Evet, iki tane le abi. Hükmüne getirmiş. Kül hükmüne getirmiştir. Getirmiş. Evet. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüz'üne hakiki malik olamaz. O sikkede şudur ki, o sikkeyi söylüyor abi şimdi. Sikke evet. Nedir? Çünkü bir sikkeyi vahdet koymuş kainat yüzüne. Sikkeyi vahdet, vahdet koydu. Sikkeyi vahdet koydu. Şimdi o sikkenin ne olduğunu söylüyor. Koymuş, evet. O sikkede şudur ki, kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Hı. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Nasıl yardım ediyor, nasıl tekmile çalışıyor, onu söylüyor. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek, birbirinin imdadına koşmak, birbirine sarılmak, birbirinin içine girmek suretiyle öyle bir vahdeti vücut teşkil ediyorlar ki bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olamaz. Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutmazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. Bu vahdette bunu da Lemalar 318'den okudum abi. Şu andaki okuduğum Risale'den okudum. Bunu bazı insanla görüşen misallerle nazar vereceğim abi. O zaman şunu yazabiliriz okuduğunda. Şahıs bildirmiyor. Evet abi, şahıs bildirmiyor. Bunu zaten açık olarak abi. Sistemi anlatıyor. Sistemin, evet, sistemde. Sistemin birliğinde, birliği. Bunu yine Lemalar'da abi çok net bir şekilde açık olarak söylüyor abi. Öyle mi? Onu aç abim. Şurayı söyleyeyim, okuyorum. Burada şahıs. Şahıs kelimesi uydu mu? Tamam. Uydu ne olması? Allah için. Şahıs değil ki. Yani şahıs anlatmıyor. Yani fert anlatıyor, kişi anlatmıyor. Vahdet cilvesini. Vahdet cilvesini burada zikredince abi. Vahdet cilvesi. Burada zikredince burada bir misal veriyor. He, diyor. Mesela bu kainatın lambası olan güneşin bir olması. Umum kainatın kainat birinin olmasına işaret ettiği gibi zihayatların çevik ve çabak hizmetçileri olan hava unsuru bir olması, aşçıları olan ateş bir olması, zeminin bahçesini sulayan bulut süngeri bir olması ve hakeza böyle devam ediyor abi. Yani unsurlardaki birliğe de işaret ediyor bu vakit. Evet, unsurların bütünlüğü. Bütünlüğü abi. Evet. Yine bunu ikinci şuada da aynı şekilde alıyor abi orada. Tamam, çok güzel. O zaman çok... bazı insanda nasıl gözüküyor bunlar, o şekilde baktıydım. Bu vahdet sikkesini insanda da temel unsurlar cihetinde bakabiliriz abi. Diyelim ki mahiyet cihetinde baktığımız zaman bütün insanların mahiyetleri bir abi. Mahiyetleri bir. Aç, tamam. Fark, şefkat, az, fark, noksan, kusur abi. Herkes de aynı. Herkes aynı. Az, fark, noksan, kusur. Kusur. Herkes de aynı. Herkes aynı. Bu insan cihetiyle düşünüldüğü zaman bu şekilde yani o unsurların bir olması vahdeti gösteriyor. Evet.
Harika. Herkeste aynı unsur olması vahidiyeti gösteriyor ama her bir unsurun her bir insanda farklı tezahür etmesi ihadiyeti gösterebilir. Veya da onu yazayım, o çok çok harika bir şeydi. Vicdanda da da bakılabilir abi. Dört tane unsur bir olması yine vahdeti. Mahiyeti itibarıyla insaniye birdir. Delili unsurlar bir abi. Yani. Delili şu. Bunu da zaten 24. sözde söylüyor abi. Senin mahiyetin dört hamurdan yoğrulmuştur diyor. Herkeste at, fark, kusur, noksan, aynen. Herkeste var. Herkeste her insanın mahiyetinde bu var abi. Var. Aynı var. Herkes de var. Herkes aynı. Bu noktada herkes aynı. Bu noktadan herkes aynı. Bu cihetten vahdeti gösteriyor onun sisteme baktığından dolayı. Abi. Yani mahiyet insani sistem. Evet abi sistem. O zaman şöyle diyelim. Hemen gelelim şuraya. Bir madde de eklendi. Ben bunu bilmiyordum. Ben şimdi mahiyet itibariyle ki sistemdir. İnsan sistemi. Bir hayvanatta da var mesela aynı unsur abi. Diyelim ki diyor ya 22. sözde geçiyor bu. Bütün çekirdeklerin, tohumların, yumurtaların menşeleri birdir abi. Karbon, azot, oksijen, hidrojen. Evet doğru. Hepsi yine o cihetten yine vahdete işaret eder. Umum tecelliye bakıldığı zaman vahidiyet ama hepsi kimisi tavuk, kimisi kiraz, kimisi karpuz, kimisi domates olması da o da ehadiyeti gösterir abi. At, fakr, kusur, noksan cihetiyle. Tamam, güzel. Burada bir madde eklendi. Şöyle koyayım. Şimdi devam et abim başka. Vay be. Demek ki sistemin adı bu vahdet. Evet, şahısla alakası yok. Yani vicdan olarak da düşünülebilir. Vicdanda dört tane unsur vardı. O cihetten de vicdanda o cihetten bakıldığı zaman yine vahdeti gösterir. Oo güzel. Bu da güzel. Dimağın da her şeyden, kanuni cihetin her şeyden alınabilir. O zaman tamam o zaman. İşte dedik ya başta yani tevhid bayrakları. Kainata bakış gözlüğünü parlattırıyor birine bak. O zaman şöyle diyelim ya, şu olur mu? Yani vicdan dedin, kalp dedin, ruh dedi, yani sistem iti... Bütün itibar, yani insanın bütün itibarı... İnsandaki sistem bütünlüğü. Evet, denilebilir sistemin abi. Bütünlüğü. Bütünlüğü. Herkeste bütünlüğü. Bütünlüğü. Her... Keste. Yani kainattaki sistem değil, insandaki sistemi aldığımız aynı. Zaman ehadiyet cihetiyle bakıyoruz şu anda biz abi. Öyle değil mi? Dimağ. Evet. Ne dedin? Dimağ, vicdan. Bir dedin, biraz önce bir şey dedin. Vicdanı, kalbi ve ruhi, herkes de aynı. Evet. Biz şu anda bunu abi, vahdete ehadiyet cihetiyle bakıyoruz abi. Herkes de sistem itibariyle aynı. Evet abi, sistem itibariyle aynı. Aynen. Aynen. Tamam mı? Sen bir şey dedin, başka ne demiştin? O dediğim şu abi, o bu yazdığından farklı. Yani şu anda biz vahdet hakikatını kainata değil de insanda bakıyoruz. Yani ehadiyet cihetiyle bakıyoruz. Ehadiyet. Şu anda biz ehadiyet, normalde kainattaki unsurları zikrettik ama daha da kolay bakmak için, suhuret için insandaki sistemden gördük. Yani İnsanda ehadiyet. O zaman ehadiyet, kainatta insanda ehadiyet, ehadiyet mi, ehad mı? Ehad İnsanda, olabilir. Bu cihetine, yani ehadiyet cihetiyle bakmak yani şu anda.
insanda yani kainattaki unsurlar cihetiyle baktığımız zaman kainattaki vahdeti görüyorduk. Ama biz onu göremedik diyelim ki şu anda insanla bakıyoruz, insandan ehadiyet çekiyor. İnsanda ehad. Kainatta şunu... Ha, kainatta ehadiyet, güzel. Ehad. Kainatta vahdet. Yani ehadiyet olmaz. O şans olur. Çünkü sistem. Kainatta ehad. İnsanda ehad. Kainatta vahdet. Kulüvallah ehad. Küllehü küfüven ehad. Demek ki insanda ehad. Kainatta vahdet. Şecere-i hilkatte. Şecere-i hilkatte o artık onun gelecek. O konuşunca çıkacak o. Ehadiyet, vahdaniyet, vahidiyet. Bir şeyler çıkacak orada. Evet, güzel. Burada toparlamışım. Yani ha. Vahdet unsurların birliği yani sistemdeki birlik. Yani insandaki unsurlar birliği, hayvanattaki unsurlar birliği ve nebatattaki unsurlar birliği diye. Güzel. Biraz ayıttım. Tamam. Yani bunu çok şey yapıyorum böyle. Yani okunduğu zaman yani vahdet geliyor, ehad geliyor. Ehadiyet geliyor, vahdaniyet geliyor, vahidiyet geliyor. Kül. Bak size ne yaptım biliyor musun, size faydalı olur diye. Bak çalıştım yani zamanınız almayayım diye. Kül. Cüz, cüzi, külli. Bak. Daha devam ediyordum, bitirmedim. Anladın mı? Daha bitirmedim. Ondan sonra size ne inşallah yapacağım? Delil, burhan, hüccet. Yarım kalmıştı o kadar. Delil, burhan, hüccet. Başlanmıştık delil. Ondan sonra bir de şey, ne yapabilirsin? İşaret, ilham, vahiy değil. İlham, işaret çektin mi abi? Bak, ilham, işaret, remiz. Suna, tulat, işaret. Bunlar hepsi acayip işaret. Bak. Bunlar hepsi farklı şeyler, kavramlar. Kavramları hiç yapmıyor. Kavramları biz lügatla anlıyoruz. Lügatla kavram arası şu. Şimdi ne yapıyoruz? Lügat, nüfus kağıdımı düşürdüm. Birisi nüfus kağıdımı gördü. Ha böyle bir adam yaşıyormuş. Yaşı bu, cilt no, sayfa no, memleketi. Böyle bir adam var. Bu beni ne kadar tanımlar nüfus kağıdı? Varlığımı gösterir. Böyle bir adam varmış. Peki nüfus kağıdı benim içsel yapımı anlatabilir mi? Duygularımı, meyillerimi, öfkemi, idealistliğimi, hislerimi? Ha, kavram bu demek. Kavram insanın şu nüfus kağıdı yani lugat beni tanımlıyor. Kavram ise bu tanımlanan insan kim? İçini açmak. Bu ya. Yani içini, mesela bak dedik insanda ehad. Ne yapmış insanda bak. Kulu Allahu ehad. Bak. Şöyle yapayım şurada. Bak şimdi, ilginç. Kulu huvallahu ehad. Ehad. Burada da bir insan var. Küllehu küfüven ehad. Enelerin toplamı. Tamam mı? Ehad. Ondan sonra insanda. Peki bu kulu vallahu ehad. Küllehu küfüven ehad. Baş ile son aynı.
ağacın çekirdeği ehad, meyve, meyvedeki ehad. Miraç nedir? Kökteki çekirdekte meyvenin çekirdeğinin hayti ittisalı. Tamam. Peki, devam et abi. Vahdette bu kadar abi, vahdede yersin. Ha, vahdette orada o kadar. Şimdi ne koyacaksın? Yani işte kamiyeti... Çektin mi abim bunu? Çoğaltabiliriz dediğim abi. Yani nebatattaki unsurların birliği, hayvanattaki yan unsurların birliği. Yusuf, yan. Hı. Böyle çoğaltabiliriz dedim yani. Tamam. Tamam o, tamam. O sistemi anladık mı? Hani her bir şeydeki sistemin birliği yani. Vahdet. Tamam. Sistemi anladık. Vahdet kişiyle alakası yokmuş. Şimdi hangi kelime şey yapacaksın abi? Vahidiyet abi şimdi. He? Vahidiyet. 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 Şimdi oku abi. Ne diyeceksin bakalım? Vahidiyet ise bütün mevcudat birinindir ve birine bakar. Birinin icadıdır demektir. Ha, vahidiyet şahsı anlatıyor ha? Evet abi. Şahsın birliği. Yani mevcudatın üzerindeki birliği gösteriyor vahidiyet abi. Yani sistemi tasarruf eden, tek olan sistemi tasarruf eden zatın birliği. Evet abi. Bak, o zaman şöyle diyeyim, değiştiriyorum. Şahsın birliği, tamam şöyle olsun. İkinci olsun. Sisteme tasarruf eden zatın birliği. Evet abi, biliyorum. Birliği sistemi anlatmaz. Sistemi anlatmaz. Yani sistemi üzerindeki tecelliyatı anlatmaz. Tasarrufatı anlatır. Sistemin sahibi. Evet. Sahibini gösterir. Anlatır. Tamam mı abi? Evet. Şimdi başka ne çıkarım yapacaksın? Celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi, yani celal ve haşmet noktasında vahidiyet görünüyor. Aa, bir dakika, o çok önemli. Bunu yine Mektubat 234-235'te geçiyoruz. Oo, çok güzel. Bir de celal? Celal ve haşmet noktasında vahidiyet görünüyor. Celal, haşmet. Hı-hı. Yani umumi bir tasarrufat, umumi bir tecelliye bakıyor abi daha ziyade bu vahidiyet. Ne gözüküyor abim? Celal ve haşmet noktasında vahidiyet gözüküyor. Vahidiyet. İyi. O zaman bak nereye taşıyacak seni? Yine, bak. Vahidiyet. Bu Celal nereye bakıyordu? Celal Allah-u Ekber'e bakıyordu. Ya. Oradaki de çözüme para yazıyor. Bak ne kadar kolay. Mesela sileceğim de. Celal, Cemal, Kemal. Bunu sileceğim. Tamam mı? Hmm. Celal. Bak nereye bakıyordu? Allah. Cemal, Rahman, Rahim. Gördün mü? Burada da tam oldu. Tam karşılığı çıktı. O zaman silmeyeyim. Tamam mı? Silmeyeyim. Bir tane de bu olsun. Burası. Gördün mü bak neler, yani Risale-i Nur ötelerde tamamen sistematik olarak örülmüş. Sistem. Böyle bir sistemi fark ettin mi? Sistemi daraladın mı? Öyle bir yerlere geçiyorsun ki şeye benziyor. Karadeniz'in dağları şöyle. Bir yerden gidiyorsun. Kardeşim belki de 30-40 yerden başka yerlere çıkış yolları var, dağ yolları. Evet, Celal, Cemal, Kemal, kainat Allah, simasında. Rahman. Kainat simasında Celal. He bak şimdi, bak ne der oldu. Şunu sileyim. Şunu anlaşıldı.
şu şöyle diyeyim de şuraya şeceri fıkat şuraya yazarsak daha iyi olur. Dur. Hemen onu alayım. Çünkü şeceri fıkat. Tamam. Şimdi ne dedin abi? Ne dedin abi? Bir de söyler misin? Biraz önce. Sima. Kâhine ama bu, pardon, arş siması, arş siması, Rahman, Vahidiyet, Subhanallah, Cemal demişim. Kâinat siması, Allah, Vahdaniyet, Allah-u Ekber, Celal. He, bir dakika, yavaş. Şimdi kâinat siması, kâinat neresi? Şurası. Evet abi. Kâinat simasında ne var? Allah. Kâinat simasında birinci söz okur musun? Kâinat siması yazıyorum bak. Bak. Kainat simasında 6 tane mi vardı? Bak kardeşim, 9. sayfanın en orta en üstten üst sayfası. Hadi. Kainat simasında, arş simasında, insan simasında. Kainat'ın eğitim edin. Ha. Bismillah. Söyle. Bismillah abi. Bismillah. Başka? Küre-i arz simasında bak bak kainat heyet mecmuasında teavun bunu diyorsun abi. Sima yapacağız ya. Teavun. Teavun. Tesanüt. Tesanüt. Teanük. Teanük. Tecavüpten tezahür eden. Tecavüpten tezahür eden Sikke-i Kübra'yı uluhiyettir. Sikke-i Kübra'yı Kübra'yı uluhiyettir ki ki Bismillah ona bakıyor. Bismillah ona bakıyor. Yani bana sormuşlardı. Bunu bulan bir kardeşimizdir, hanım kardeşimiz. Ona buradan selam ediyorum. Onundur bu tespit. Bana derste sordular ki bizim enfosyonel, abi kainat doğruluğiyet nerededir? Bilmiyorum dedi. Hatırladınız mı? Bilmiyorum. O bacımız buldu. Kardeşimiz dedi ki, bu onun tespitidir. Abi dedi, kainat simasında şurada gözüken neydi? Uluhiyet, rububiyeti şey yapayım. Bak ne kadar da uyuyor. Rububiyet, Allah'ın bütün esmasının, tamam mı? Bütün esmasını muvazeneli olarak insana tecelli ediyor. Tamam. Tamam mı? İnsan da buna mukabele ediyor. Sünnet-i seniye, Kur'an'a intisal ediyor. Tamam. Ubudiyette, ibadette mukabele ediyor. Etti mi abi? Ha, bu insanın rububiyete karşı gösterdiği ubudiyetinde Allah tekrar bir adım atıyor. Sen misin rububiyetime ubudiyetinle mukabele ettin? Ben de senin ruhuna zatım itibariyle taayyum ve teşahhus edeceğim. 9. sayfa şu anlar. Allah insanın o rububiyete ayna olan ruhuna taayyum ve teşahhus ediyor. Allah taayyum ve teşahhus ettiği şeye uluhiyet deniliyor. Bu insanda ama insanın değil. Yani ayna ruh. Semadaki güneş haşa misal şemsezeli. Aynadaki gözüken güneş uluhiyet. Aynadadır ama aynanın değil. İşte bu uluhiyet. Ama bizdedir. Sanki bizimmiş gibi. O aynadaki güneşe o denilir. Oradaki güneş. Ayna biziz. Bendeki o. Ama benim aynada gözüken güneşin aslı orada olduğu için orada başka şeyler de var. Tamam mı değil? Oradakini tutarsan oradaki ben de var. Ha, o zaman insan bu aynadaki güneşle, uluhiyetiyle o güneşe karşı aynadarlık yapıyor. İşte diyor ki o, işte bu bulmuş yani kardeş. Kainat simasında rububiyet burası ise aynı yer uluhiyet olması lazım. Kainatın rububiyeti bu.
Rububiyet neredeyse uluhiyet aynı yerdedir. Rububiyet burada, uluhiyet orada. Olmadı. Ha, o zaman bu noktada yani buna insan kainattaki teavun, tesanut, teanuk, tecavut, tezavur. Ki İslamiyet hakikaten beş. Bir de şey yaparsan iman esası Bismillah. Bismillah genel olduğu için olmaz beş. İşte buna mukabele eden yani bu büyük insan olan kainatın ulviyeti burası. Yani o kardeşimiz bulmuş bunu. Hani harika bir şey. Burada abi dedi bu böyledirse, rububiyet buradaysa nasıl buluyorlarsa buluyorlar. Demek ki çalışıyorlar yani. Şuradan aşağıya rububiyet. Yani insan ne kadar sünnet-i seniyye imtisal ederse o kadar yani fazla kendisi de uluhiyeti gösteriyor. Ha! Tabii ki. Çünkü ne kadar naz makamına çıkıyor ya abi. Evet. Her dediğini yaptırabiliyor. Yani uluhiyet sıfatı zaten her şeyi kendisine itaat ettirmesidir. Evet. Bir derste de yapmıştık işte. Buna mukabele eden kainatın şöyle. Buna ait de bir dersimiz vardı galiba ya. Bir şema da var bunun. Evet. Böyle bir şemamız da var. O zaman demiştik ki rububiyetin sureti var. Bir hakikati var. Bir mahiyeti var. Burada çizmiştik. Uluhiyetin sureti, mahiyeti hakikati, uluhiyetin hakikati, mahiyeti. O semaya da bak ama kainattaki bu, ama bu hakikati, rububiyetin şurada, onu da çizeyim, onu da karıştırmayalım. Şu arkadaşlar. Uluhiyetin rububiyetin değil, rububiyetin sureti. Tamam mı abi? Burada rububiyetin hakikatin burası rububiyetin mahiyeti. O zaman tersini yapıyoruz. Uluhiyetin mahiyeti. Buraya uluhiyetin hakikatin buraya aynı yere bu geliş tarafı bu cevap tarafı. Tamam mı? Şimdi vahidiyet okurken bu da çıktı, bu da çıktı. Tamam. Bak ne kadar güzel şeyler oluyor. Evet. Yani bu şekil yapmasak bu ne kadar, kaç ders yapsak, okusak bile kafaya kalır mı? Yok, çok sorun. Kalmaz. Bak şimdi kainat siması nasıl kalacak? Kainatta teavun var. Tesanut var, tecavut var, teanuk var, tezahur var. Yani uluhiyetin, şöyle kapatayım ki, yine o dört şey yine vahdeti de gösteriyor abi. Öyle mi? Dört şey. Hangi yani şey abi? Orada diyor, işte kainatın simasındaki bu teavun, tesanut, tecavuk, teanük, pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir. O aynı zamanda vahdeti de gösteriyor abi. Hangisi? Şimdi bir dakika mısın? Yazdı. İşte kainatın simasındaki. Ha kainatın simasındaki. Bu teavun. Teavun. Tesanüt. Tecavuk. Teanük. Pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir.
Yani dört unsur yani şimdi. He. Bu, o ana neymiş aynı zamanda? Sikke-i Kübra'yı vahdettir. Bu. Evet abi. Aynı zamanda bu. Sikke-i Kübra'yı vahdettir abi. Aynı zamanda Sikke-i Kübra'yı vahdettir. Evet. Üç tane şey var bak gördünüz mü? Üç tane. Bir, sistem, vahdet. Evet, bu sistemin sahibi vahidiyet. Sistemin sahibi. Tamam. Bak, sistem vahdet, sistemin sahibi vahidiyet. Vahdaniyeti ne demiştik abi? Vahdaniyet zatı, sıfattı. Zatı, sıfattı. Peki o nedir o? Zata bakıyor, bu zata baktığı için mahiyetti o. Vahidiyet abi daha ziyade bu mahlukatın üzerindeki birlik. Hakikat diyelim o zaman. Çünkü o zaman vahdaniyetle karışıyor biraz abi. Evet. O zaman zatın geç onu daha tam bitirmedik de vahidiyeti daha bitirmedik ya. Bakalım ne çıkacak abi. Evet. Hakikat. Hakikat zatının hakikati. Şöyle. Zatının hakikati ki esmalara şey ise vahidiyet ise vahdaniyet. Vahdaniyet ise sıfata. Şimdi oldu abi. Şimdi daha güzel oldu. O zaman şuraya ek yapayım. Esmalara bakar doğru. Umumiyet. Neydi o? Vahdaniyet. Biri sıfata bakıyor, biri esmalara. Şimdi oldu abi. Şimdi umumi tecelli. Sıfata. Esmalara. Esmaya. Şimdi oldu. Yani başka? Mahiyete. Hakikata. Şimdi daha güzel oldu abi. Evet, alabilirsin sufu. Oturuyor değil mi? Şimdi daha güzel oldu. Şimdi biri esmayı bir sıfatı deyince daha... Rahatladı değil mi insan? Sıfatların bütünü, esmaların bütünü. Yok, bir bitirelim abi şu vahidiyeti. Vahidiyeti mi? Ya, seni dinliyorum bak, ayaktayım. Celal ve Haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi... Celal ve, onu yazdık zaten. Celal ve Haşmet noktasında vahidiyet görünüyor. Tamam, bu. Cemal ve rahmet noktasında dahi... Bak harika, bak tespitimiz çok doğru çıkmış. Bak gördün mü, tespit derken ezber yapmamışız. Cemal... Bizzat bu cümlelere geçiyor abi. Yapma yapma. Mektubatta geçiyor yani. Bak Cemal... Ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsan ehadiyeti ilahi ilan eder. Ha, ehadiyet ilahi. Şuradan çiziyorum, şuradan çıkıyorum. Harika, dur. Şunu böldüm. Cemal... Şimdi farklı renk yapayım. Cemal rahmet noktasında dahi... Dur bir dakika, bir dakika. Çok önemli. Cemal... Rahmet... Rahmet... Noktasında dahi... He? Nimet ve ihsan... Ehadiyeti ilahi ilan eder. Ehadiyeti? Nimet ve ihsan da var abi yalnız. Nimet ve ihsan? Nimet ve ihsan ehadiyeti ilahi ilan eder. İhsan neyi? Ehadiyeti ilahi ilan eder. Eha diyeti diyeti ilahi ilan eder. İlahi. Sana bir de cemal ve rahmetin arasında V yazılsa daha şey olur. Hani sanki cemalden rahmet oluyor gibi yok, olur. Yok ikisi farklı ya. Yani farklılık mı? Yok farklı da hani sanki Cemal'den rahmete geçiyor sonra nimete geçiyor yok, gibi. Yok o geçişte şu. Hani V yazılsa oraya Cemal rahmet arası ikisi beraber onu yapıyor. Peki. Tamam kardeş. Tamam.
Bak, ehadiyet ilahiye. İlan eder. İlan eder de yazabilirsin abi sen. Ehadiyet ilahi ilan eder. Sonra ben hüdasa etmişim abi oradan çıkardığım şeyi. Yani vahidiyet umumu bir tecelli görmek için ihatalı bir nazar istiyor. Bundan dolayı ihata istediğinden dolayı vahidiyet içinde ehadiyeti gösteriliyor. Yani vahidiyeti görmek için abi, hani ikinci sırda da bunu diyordu ya abi. Yani güneşin umum tecellisi diyor, vahidiyettir diyor. Ama her bir damlacıktaki tecellisi ehadiyettir diyor. O zaman burada uygularsak esmaların bütünlüğü. Ha, esmaların güzel. Esmaların şuraya vahidiyet. Yazayım bütünlüğü. Abi bütün esmayı insan bir anda bakamayabilir ama bir tane esmayı ihat edebilir yani. Bütünlüğü. O zaman ehadiyet de, şurayı siliyorum, bunu çektin mi abim? Çek. Şimdi şunu kaldırıyorum bak. Şurada yapayım. Haritamız devamlı dursun. Ehadiyette esmaların bak, noktayı mihrakiyesi olabilir mi abi? Bak şöyle dur. Bunu bir yazayım da aklıma alayım. Vah daniyet. Vah daniyet. Ben şunu yazdıktan sonra esmaların bütünlüğü. Yok orayı vahdaniyet. Vahdaniyet, vahidiyet demiş ha. Vahidiyet de zaten. Ha, yanlış yazdık. Şuraya bakıyorum, yine ters yazıyorum. Vahidiyet. Heh, ehadiyet. Diyet. Bak, bu esmalardan her biri oldu mu? Oldu abi. Her biri. Bütününü göremez ama bir tanesini gördüğü zaman öbürküler intikal eder. Evet. Şimdi ehadiyete geçeceğiz abi. Ehadiyet. Siliyor muyum? Bu okuduklarım yine 234-235 abi. Neyin? Ehadiyet, vahidiyetle okuduğum. Neyin sayfası? Mektubat abi. O zaman şuraya şöyle koyuyorum. Mektubat kırmızıyla 200 kaç? 234-235. Yusuf senin işin bunları çek, şeyler sala ver. Bilsin çek. 235. Şimdi çek. Çünkü bunlar nimettir. Ben bile yazıyorum çünkü bu kadar detay yazmıyorum defter. Biliyorum zannıyla geçiyorum. Sonra ihtiyacım olduğu zaman deprenip duruyorum. Tamam. Şimdi siliyorum. Tamam abi. İhadiyete geçeceğiz abi şimdi. Ha. Şimdi şurayı siliyorum. Şurada yazıyoruz çünkü. Şunu çok güzel kullanıyoruz şu haritayı. Evet. Oku abi. Şimdi neydi? Ehadiyet abi. Bir kere kafasında şunu sayalım. Şurada. Her bir esmanın biri. Sonra abi. Evet. Ehadiyet her bir şeyden Halik-i küllü şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Bak her bir esma tecelli. Yani her bir
şeyde Halik-i Külliş'in ekser esması tecelli ediyor demekti yani. Hı-hı. Bir şeyde birçok esmaların tecelli etmesi. Bir daha söyle, bir de? Bir şeyde birçok esmanın tecelli etmesi abi. Aa, bir şey, şimdi biraz daha genişlendi. Bir şeyde birçok esmanın, ekser esmanın tecelli etmesi abi. Bir şeyde, şeyde. Yani her bir şeyde abi, her bir şeyde ekser esmanın tecelli etmesi. Her bir şeyde. Her bir şeyde ekser esmanın şeyde ekser esmanın tecelli etmesi. Esmanın tecelli etmesi. Yine mektuba 235'te geçiyor abi cümle olarak zaten. 235, tamam. Her bir şeffaf cüzde bu, evet, her bir şeffaf cüzde su katrelerinden güneşin ziyası, harareti ve ziyasındaki yedi rengi bir nevi gölgesi bulunması ehadiyetin bir misalidir. Yani ehadiyet hususi tecelli, insandaki bütün cihazatlar umumi tecelli vahidiyete gösterdiği gibi her bir cihazat o şahsa has olması da ehadiyeti gösterir abi. O zaman şu, güneş zaten açık olarak bu misalleri birkaç yerde veriyor. Güneşe ne demiş ustak? Güneşin umumi tecellisi vahidiyet. Vahidiyet. Hususi tecellisi de her bir damlacıkta ehadiyet abi. Vahi. Bunu zaten Şualar 168'de birçok yerde söylüyor abi bu misali. Cam parçalarında öyle mi? Ya, su katreleri öyle. Cam. Cam. Parçasındaki parçasında ki de ehadiyet. Ehadiyet. Evet. Yani insandaki bütün cihazatlar vahidiyet olsa her bir cihazatın farklı o kişiye tamam, uygulayalım. Has olması. İnsanın bütün cihazları senin. Yani insanlardaki olması lazım. İnsanlardaki bütün cihazatlar vahidiyeti, her bir insanın cihazatı kendine has olması ehadiyet abi. Öyle mi diyordu? Tamam insan. Fark etmez, aynı. Aynı olabilir. Tamam olsun. Bütün insanlar, ne dedin? İnsanlardaki cihazatların. İnsanlardaki cihazatlar vahidiyete. Cihazatlar. Vahidiyete. Vahidiyete her bir insanın cihazatı kendine has olması yani alameti farika diyor ya abi. İnsanın cihazı kendine has olması cihazı kendine has olması kendine has olması o da ehadiyet yani hususi, has olması hususi bir tecelli yani. İse ehadiyete. Evet. Aşk abim. Misal olarak yani mevcutta çoğaltabiliriz abi. Tamam gerek yok. Gerek yok zaten. Bir de samediyete geçiyoruz abi şimdi. Vahdet yaptık mı? Yaptık abi. Vahdet yaptık. Vahidiyet vahdan yaptık. Vahdaniyet yaptık mı? En başta onu yaptık abi. Ha. Vahdet de yaptık değil mi? Yaptık abi. Vahdet, vahdaniyet, vahidiyet. Evet. Ehad. İşte ehadiyete zamanım yetmedi abi. Ehadiyete çalışamadım. Işte. Ehadiyete çalışamadım. Ehada. Ehada çalışamadım. Ona zamanım yetmedi abi. Ancak bunlar yetiştirebilir. De samediyet var abi. O zaman şöyle yapalım. Ha samediyet. O zaman siliyorum. Samediyeti de yapalım. Bu sen şeye çalışacaksın. Ehadiyet. Ehadiyet. Ehadiyeti yaptık abi. Şey ehad. Yapmadın ehad. Bir ehad yani. Bir o. Kül, külli. Cüz, cüzi. Tamam. Tamam. Onu yapacağız. Tamam. Şimdi ben şeyi, samediyeti yazıyorum. Tamam.
Seni dinliyorum abi. Samediyet. Şu sözlerden okuyacağım abi, ondan sonra buraya gideceğim. Hem o zihayat, bu kainatın bir misali musaharı ve şecere-i hilkatin bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire hayatına yetiştirmek samediyet turasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki onun öyle bir Rabbi var ki ona her şeye bedel bir teveccühü ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Ben burada şunu anladım abi. Yani samediyeti aynadarlık meselesi var ya abi. Yani 30. yüzyılda samediyetin aynası olmak kolay bir iş değildir diyor. Adi bir vazife değildir diyor. Nasıl ki insan abi bunu Ramazan-ı Şerif'te aynadarlık yapabiliyor abi insanlar. Samediyet. Diyor burada, onu burada diyor abi, yerinden okuyayım. Uhrevi bir adam, tecessütten tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savma ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Bir de oku onu tek tek. Uhrevi bir adam. Uhrevi bir adam. Uhrevi bir adam. Adam. Tecessütten. Ne? Tecessütten. Tecessüt. Tecessüden. Pardon. Tecessüden. Tecessüden. Şöyle mi? Tecessüden. Bir de ne var aslında? Tezahür etmiş bir ruh. Tezahür etmiş bir ruh. Etmiş bir ruh. Bir ruh. Vaziyetine girerek. Vaziyetine girerek. Girerek. Savmı ile. Savmı ile. Savmı ile. Samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Samediyete. Niyete. Bir nevi. Bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, diğer zamanlarda da ben şunu anladım abi. Peki diğer zamanlarda Ramazan-ı Şerif haricinde insan nasıl samediyete aynadarlık edecek? Hani tek ne kadar terklerini yapabilirse, malayaniyeti ne kadar eline çekebilirse o derece samediyete aynadarlık edebilir abi. Terkleri yapma nispetinde samediyete aynadarlık edebilir insan abi. Samediyete. Çünkü her şey ona muhtaç olacak, o aynen. Hiçbir şeye muhtaç olmayacak. İnsan ne kadar yalnızca Allah'a muhtaç olduğunu hissederse o an itibariyle samediyete aynadarlık ediyor abi. Çünkü onu burada açık olarak diyor abi. Tekrar okuyacağım. Tamam ya, gerek yok. Şey, defterini oku. Defterini de orayı dedim zaten abi. Ha, tamam. Çok güzel. O zaman Ture'ye bakıyor. Evet. Okudun. Ture'ye bakıyor. Bir de peki sana şöyle bir vazife. Ne dedik? Ehad verdik. Tamam. Kül, külli, cüz, cüz'i yaptın. Bir de bir şey veriyorum sana. Tamam. Bak. Ehad. Ehadiyet. Vahdet, vahdaniyet, vahidiyet, samediyet. Bunları silip gösteriyorum sana. Defterine sen yazacaksın, bu senin vazifeniz, hepinizin. Şöyle yapayım da sağlanmasın. Bak. Yani bunu vazife veriyorum ben ya çalışmıyorum manasında değil. Çok iyi biliyorsunuz. Ben çalışıyorum. Çekirdek neydi? Sikke. Harika. Meyve neydi? Meyvedeki çekirdek? Hatem. Hatem. Onu da şualarda buldum abi. Bizzat şualarda öyle sıralamış abi. Öyle mi? Aynı senin. Onu ben yazmışım hatta.
Ağacın batığını 34. sayfa mı? Evet abi. Oradan buluyoruz da biz de. Neydi? Turra. Turra. Ağacın zahirisi mühürü ihadiyet, mühür. Mühür. Bunları uygulayacaksın. Şunları. Abi diyeceksin ki Turra Samediyete. Bak burada demişsin zaten. İlk okurken çıkarttım seni. Ben yazmadım bunu. Sen ilk okudun mu? Samediyeti okudun ya. Evet abi. Aha. Orada geçiyor. Hmm. Zaten bu Sikke Mühür Turra Hatem 22. sözde geçiyor zaten. He. Hep orada geçiyor. Tamam abi. Bak orada söylüyor zaten. Sen okudun ya. Samediyete demiş. Turra. Tamam. Sen zaten bunu buldun bir tanesini. Ben ama Samediyet. Şimdi bunu buraya uygulayacaksın abim. Çok yaptık harita. Ama buraya uyguladın daha harika olacak. Tamam mı? Keşke yapabilsen. Şöyle. Keşke yapabilsen sevgili kardeş de. Defterine bunları kaydet bu şeyden sonra. Kül. Külli. Cüz. Cüz. Cüz'i. Bunlara da uygulayabilsen. Dört ya bu. Hmm. Bakarız abi şimdi. Ondan sonra abi amma da yaptın ya, amma şey yaptın ya. Şunu da yapsan. Burhan, delil, hüccet, hüccete. Abi üç tane abi. Evet. Üç tane hiç. Sade üçleme var, üçler var, dörtler var. Tamam, peki. Bir tane daha vardı, Burhan, delil, hüccet. Burhan, delil, hüccet. R ile başlıyoruz. Bakarsanız onu da olur. Bunu deftere veya çektim mi abi en son şey? Ha, bunu mutlaka şey yapacaksın. Şimdi ne kadar güzel oldu değil mi? Ha? Zihninde senin olmadı mı? Yerleşmedi. Yerleşmedi. Şimdi bunu 10 tane ders yapsak ezberden şöyle desek. Vahidiyet esmanı bütünlüğü kardeşler bütün esma. Adiyet ise onların içinde bir tanesi. Ama yazdın mı? Aa. Bak onu da yazayım ve Fatih'e çekelim. Şunu. Bak. Dersi dinleyince insanda neler aktif oluyor? Bir, kulağı aktif oluyor. Dersi dinliyor. İki, aklı, ilmi. Tamam mı? Tamam bu kadar. Anlıyor musunuz şimdi benim şeyim? Peki. Dersi görsel olsa, görsel misalli olsa, misalli olsa bak görsel ya kulağı duyuyor, kulak devrede
görüyor, basar, basar gözü, düşünüyor aklı ilmi, başka? Bak, duyuyor, görüyor, düşünüyor. Kelamla girer mi konuş? Kelam. Burada da var kelam. Kulağa kelam. Yani kendisi okuyorsa. Yok burada yok, bu duyuyor sif. Kulak, ha, kelam, semi, kelam, evet. Dört tane sıfat devreye giriyor. O kendi okumuyor, şey yapıyor sadece, dinliyor, seyrediyor. Mesela kendi adamı koyuyoruz. Adamı koyuyoruz böyle karşıya. Ben konuşuyorum ve harita yapıyorum. Harita yaparken görüyor mu? Görüyor. Duyuyor mu? Duyuyor. İçeriye giriyor mu? Konuşuyor tabii. Siz de konuştuğunuz gibi. Duymakta kalmıyor. Müdahil oluyor. Görüyor ya. Abi o nasıl falan burası. Aklı da çalışıyor. Tamam. Dört tane sıfat devrede. Peki ben konuşuyorum. Tırıt 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 tırıt. Duyuyor. Yer yer şeye giriyor. Kelama da girelim diyelim. Hani ben sorduğunu da kabul edelim. Kelam da olsun. Ama basar yoktur. Basar sıfatı girmiyor. Peki, hakikatin en zirve şeyi nedir? Keşfinin şeyi nedir? Miraç'tır. Miraç. Hakikatin keşfinde nihayet nokta. Bak, hakikatin keşfinde nihayet sıfat. Kim? Bak göstereyim. Bir, kelam, iki, basar. Miraç'ta, Miraç'ta kelamına basar, rüyetine. Mazar oldu. Peygamberimiz değil mi? Mazhar oldu, kendi de konuştu. Evet. Aidiyet. Vesaire. Yani kelamına ve rüyetine. Sifer dersi dinlemek olursa yani peki nasıl olacak? Elinde kitap var. Sungur abi o bunu böyle şey yapmamış ama çünkü o zaman bu gelişmemiş. Herkesin eline kitap vermiş. Biz ise ya böyle tahta yapacaksın veya o perde indirip yansıtıcıyla. Ama bunun şeyi var, bunu müdahil olabiliyorsun yani. Çizip yapabiliyorsun. Herkesin eline şey veriyordu, kitap veriyordu. Yani o zaman onu yapabiliyordu. Peki, kesiyoruz. Fatiha'nı çek. Elfâ.